Ergin? Gökhan. Ne oldu? Muhabirlik konuştum. Söyledin mi Meryem yerini? Aslında başka şeylerde. Pardon. Efendim? Gökhan Aksoy'la mı görüşüyorum? Buyurun benim. Eşiniz Meryem Aksoy şu an hastanemizde. Müşahede altında. Nasıl peki, iyi mi? Bebek iyi mi? Ben bilgi sahibi değilim. Gelip doktorla görüşseniz daha iyi olur. Tamam, tamam. Ne oldu Gökhan? Meryem hastanedeymiş. Aa, nasıl peki, durumu iyi mi? Bilmiyorum Belgin, benim gitmem lazım. Tamam, tamam sen git. Doktor bey, bakın ben kendisinin eşiyim. Ne oluyor, bir şey söyleyin artık. Yıllardır burada hasta bakıcıyım. Beni doktor zanneden çok oluyor. Aman hastanede kimseye yakalanmayalım da. Yok yok, merak etmeyin. Her şey kontrolüm altında. Kimseye de bir şey anlatmadım. Hamile olmadığınızı sadece ben biliyorum. Kocanız geldiğinde de sizin isteğiniz üzerine düşük riskinizin olduğunu söyleyeceğim. İnandırıcı oynağı mı? Oscar'lık oyunculara taş çıkartır. Rica ediyorum, bir şey söyleyin. Bebek şimdilik iyi ama maalesef düşük riski var. Eşiniz riskli bir hamilelik geçiriyor. Mümkünse hamileliği çoğunlukla yatarak geçirecek. Olabildiğince stres ve üzüntüden uzak duracak. Tamam doktor bey, siz hiç merak etmeyin. Ben elimden ne geliyorsa yaparım. Mümkünse yalnız bırakmayın. Özel bir bakım olsa fena olmaz. Bol bol dinlensin, yatsın. Tamam doktor bey, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Buralarım çok ağrıyor Gökhan. Yok mu kötü? Ben doktor falan çağırayım, geleyim hemen. Yok yok. Doktorun yanında da oldu. Geçer dedi. Hay Allah ya, ben ne yapayım ki? Bir şey falan ister misin? Su falan, hemen gidip neyse alayım geleyim. Yok canım yok. Yani geçer herhalde birazdan. Geç otur şöyle sen de. Yok. Bebeğimize bir şey olacak diye çok korktum Gökhan. Ona bir şey olsaydı kendimi asla affetmezdim. Meryem tamam. Tamam bak. Bak bebeğimize hiçbir şey olmadı. Hayatta. Ağlama ne olur. Her şey yolunda. Doktor kötü bir şey söylemedi değil mi? Hayır hayır. Hiçbir şey. Kötü bir şey yok. Anne de bebek de iyi dedi. Meryem. Ama dinlenmen gerek. Öyle ayakta durmak, gezmek falan yok. Tamam mı? Bak canım, odanı hazırlarız. Bebeğimiz doğana kadar orada dinlenirsin, olur mu? Tamam. Ben gerekirse kıpırdamadan yatarım. Yeter ki bebeğimiz sağlıklı da olsun. Sen kendini iyi hissettiğinde söyle. Ben seni eve götürürüm, olur mu? Meryem, fevri davrandım. Seni üzdüm, kırdım, biliyorum. Özür dilerim. Ama bak sen de... Kafan esti, çektin, gittin. Gördün mü? Bak neler geldi başımıza. Aslında ben hatamı anlamıştım. Eve dönecektim. Sonra Belgin gelip senin beni görmek istemediğini söyleyince... Belgin mi? Nasıl yani şimdi? Belgin seni görmeye mi geldi? Evet, ona demişsin ya. Meryem'i görmek istemiyorum. Dönmesin eve demişsin. Ne? Yani ben de bunları duyunca kendimi nasıl hastaneye attım bilmiyorum. Nasıl ya? Nasıl olur bu ya? Nasıl oldu Meryem? Sen Meryem'i görmeye mi gittin?
Evet. Gittim. Ben de tam sana bunu... Yani yerini biliyordun öyle mi? Ha? Evet ama... Sen... hem yerini bildiğin halde benden saklıyorsun... hem de ona eve dönmemi diyorsun. Ne? Tabii ki ben öyle bir şey söylemedim. Ne dedin? Tam tersi. Ben ona eve dönmesini söyledim. Bunu sana Meryem mi söyledi? Bak Gökhan, ben söyleyecektim sana. Sana nasıl inanayım? Hı? Sana nasıl inanayım Belgin? Yerini bildiğin halde benden saklıyorsun. Üstelik çocuğum için nasıl endişelendiğimi bildiğin halde. Söyleyecektim. Git. Git Belgin. Git. Senin kalbini kırmak istemiyorum. Benim Meryem'le ilgilenmem lazım. Git.